Bir yerlere akıtılıyor. Mesela e, Sabiha Gökçen havalimanında. Ne oluyor? Bir görelim Sabiha Gökçen havalimanında Allah aşkınıza. Efendim gerçekten e, ben dün açıkladığım şeyleri gördüğümde gözlerime inanamadım. Ya bu, hep bunu diyorum. Bu kadar da mı diyorum? Ama bu kadarın hepsi doğru oluyor. Bakın 18 Ağustos 2021'de Sabihan, e, Sabiha Gökçen havalimanının ikinci pisti yapılırken Oradaki tünelleri ve köprülere zarar verildi. Ve 779 milyon TL'ye ihaleye çıktığı Metgün ve İSPA aldı. Bakın zaten İSPA'ya baktığımız zaman Kalyon'un yani Beşiktaş'tan birinin aile şirketi. Alt Bir şey şirketi. söyleyeceğim Kalyon ama dedikodusunu yapmadan duramayacağım. Efendim Kalyon kim oluyor biliyor musunuz? Ziraat Bankası'nın parasıyla Doğan grubunu, gazetelerini, hürriyeti falan alan Demirören. Onun dünürü. Evet. Böyle de bir şey var. Bakın. Geliyoruz. Sarka Madencik diye bir şirket çıkıyor. Ya 779 milyonuzu bunu verdiniz ama 21 B'yle verdiniz diyor. Hmm. Bu diyor ahlaki bir şey diyor değil diyor. Ahlaksızlık 21 B'yle diyor. Yani 21 B? Yani nedir bu yani kanunu. Artık herkes bunu bildi. Acil doğal afetlerde ihale yapmaksızın adrese teslim ihalelerdir bunlar. Ve i̇dare Mahkemesi bunu iptal ediyor Her şeyi Danıştay'a götüren Ulaştırma Bakanımız Bunu Danıştay'a götürmüyor Bakıyorum bu Sarp'a İnşaat Kim sarka İnşaat, Cengiz İnşaat'ın Kuzey Marmara Otoyolu Projesinde Kurt Kurtköy Arazi kesiminin toprak işlerini yapan Alt şirketi Yani davayı 21 Bey'le olmaz Diye dava açan Cengiz İnşaat Aslında Ve Cengiz İnşaat 21 Bey'le hep sen alıyordun bu kadar ayıpsa, hukuksuzsa niye bu davayı açtın? Sonra öğrendik. 779 milyon olan ihaleyi 21B'den Cengiz İnşaat iptal ettirmedi mi? Hı. Yine 21B ile teknomel yapı AŞ'ye veriyorlar. Hı. Ne kadara? 3 milyara. Yani 4 katı. 4 katıcık. Peki, teknomel ah, yapı ya şirket nedir? Vallahi. Kim biliyor musunuz? Daralıyor insan. 9-12-2021'de daha yeni ünvan değişikliğine gidiyor. İhaleden bir ay önce sermaye artırımını yapıyor. En yani bombayı söylüyorum. Türkiye duysun. Türkiye duysun. Sabiha Gökçen havaalanının bu ihalesini kime vermişiz? Geçenlerde bir büyük operasyon yapıldı. Demir yumruk operasyonu. Hani evcil mevcil alındı, dolandırıcılık, devlet zararlar atıldı. Sahte faturalar vardı ya. İhaleyi verdikleri şirket şu anda devlet tarafından el konuldu bu operasyon kapsamında. Yani sayın bakan sen bu ihaleyi bu adama verdin. Kime verdin? Teknomele verdin. Bir baktık Teknomel bir sürü suça karışmış el koydun. O zaman bu ihaleyi de sen mi yapacaksın? Sen mi yapacaksın? Sana soruyorum. Sen mi yapacaksın? El koyduğun şirkete dolandırıcılıktan, sahte faturadan, naylon faturadan ihale vermişsin. 3 milyarlık. Eminim bakın bu şirketi de araştıralım. Bu 5 şirketle ilişkisi çıkacaktır. 26 saat oldu. Hala bakan açıklamadı. Çıkıp açıklasana. Bu kadar ucuz mu? 779 milyona verdiğin ihaleyi Cengiz tarafından iptal ettireceksin. Sonra 3 milyara Yine 21 beyle ihale yapacaksın. Onu da demir yumruk operasyonunda el konulan Evcil ile birlikte 50 şirketten birine vereceksin. Ya bunu bunu bana açıklayabilir mi birisi? Açıklayabilir mi birisi? Peki iki sorum var bakana buradan. Bir, Sayın Bakan yapılan bu ihaleyi EKAP'ta niye yayınlamadınız? Yani bu ihalelerin hepsi EKAP diye bir platformu e, şey, bir platformda açıklanır. İki, 800 milyon ihaletin dışı mahkeme iptal etti. Niye Danıştay'a gitmediniz? Size kim bu talimatı verdi? 3. Bu ihaleye giren Sarpa denen şirket Cengiz'in alt onu. Bunu araştırmadınız mı? 4. Neden Sayın Bakan 4 katı fiyatına ihale ettiniz? Aradaki 2 milyar 200 milyon gibi bir parayı kim verecek? Niye ben vereceğim? İşte emekli 3 beş süre maaş alıyor. Utanın ya. Utanın. Utanın. Ay pardon kime söylüyorsunuz siz bunları? Bakana söylüyorum. <laughs> Bakan nereye bakıyor? İşte. Ha bir de şu var. Tüm bunlar yapılırken bu adamlara biz para yetiştirmeye çalışıyoruz. Herhalde sizde var görüntüleri. Dün Türkiye'de kamunun ihaleye çıkan arazilerimiz devletin hazinenin 84 milyon hazinenin arazini gördünüz mü? en güzel yerlerde, orman bölgelerinde, çeşmede, Bodrum'da taşınmazlarımız ihaleye çıkıyor. Herhalde bunların görüntüleri vardır sizde. Bir, bir bakın bunu. Yani Türkiye'yi parsel parsel satıyorlar, arazileri satıyorlar, Cengiz'i... Cengiz'e cennet koyunu satıyorlar ve bu şirketleri doyurabilmek adına ve doyuramıyoruz. Doyuramıyoruz, doyuramıyoruz. Şimdi ee... Yani mesela Cengiz İnşaat'ın portföyüne bakıyorsunuz. Ee, ne bileyim ben... E, işte, Hukuksuzluklarla dolu. Çiğdem, çekirdek, mısır patlağı falan o işe bile gir, girecek neredeyse. Efendim? Hem hukuksuzluk hem de inanılır gibi değil. Fakat e, siz dediniz ya hani kime söylüyorum diye Bakana söylüyorsunuz. Nisan ayında çıktım meclis kürsüsünde cennet koyunu Cengiz İnşaat'a iptallere rağmen veriyorsunuz. Bulgar Oteller Grubu gelip otel yapacak dedim. Tüm kanıtlarıyla ortaya koydum. Nisan ayında. Olay yeni patlamadı. Aa, bir baktım bana bir tebligat. Kıymetli eşime. 1 milyonluk Cengiz İnşaat iftira attığım için, mülkiyet hakkına tecavüz ettiğim için dava açmış. 1 milyonluk. Alırsın. 1 milyonluk davayı niye açıyor? 200 milyonu aldığı yer 2 milyar, 2,5 milyar civarında 200 milyonu hazineden almış, mülkiyet hakkı almış. Sana babandan mı kaldı orası? Dedenden mi kaldı orası sana? Kimden kaldı sana orası? Ve açıkça söylüyorum nereye kassanız orada tarih eser çıkıyor, heykeller çıkıyor, tarihi bir dokusu var asla konut değil, çivi çakılamaz. Şimdi Şehircilik Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı kararnameyle otel yaptırıyor. Ve ben bunu söylediğim için bana 1 milyonluk dava açıyor. Tabii bakın ben size bir şey söyleyeyim. Çekirdek fabrikaları özelleşsin alır. Sabun fabrikaları özelleşsin alır. Sabun fabrikalarını alsın da hepsini alır. Çünkü o fabrikaya gidecek o kadar çok yapı var ki. Yani bu adamlarda bir açgözlülük var. Hesler, taş ocakları, elektrik dağıtım işleri, köprüler, havaalanları. Size bir şey daha söyleyeyim. Kalyon. Dün bir şey açıkladı gördünüz mü? Ne? İlk kez buradan söylüyorum. Buradan da iddia ediyorum. Göreceksiniz. Hı hı. Büyümeye devam ediyoruz dedi resmi internet sitesinde. Havacılık sektöründe daha da büyüyeceğiz dedi. Aa evet havacılık Bu ne sektörüne demek? giriyor. Bu ne demek? Soruyorum yurttaşlarımıza. Yeni havaalanından sonra Sabiye Gökçen'in de yeni sahipleri İGA. Yani Cengiz Kalyan Ortaklığı olacak. Bugün söylüyorum. Biz ne dediysek çıkıyor. Duyumlarım da öyle, bilgilerim de öyle. Bakın, yeni havalanını verdiler mi? Verdiler. Şimdi Sabiha Gökçen'i e verecekler mi? Verecekler. 60 milyar dolar değerindeki bizim öz varlığımız Atatürk Havaalanı'nın yıkım işini de 2.7 milyar verdik ha. Yani para vererek yıkacağız. Bu beyefendiler tüm uçuşlarda tekel olsun diye. Şimdi bana bunu söyleyin. Ve biliyorsunuz ki ne yapacaklar? EAŞ EH işletiyor orayı biliyorsunuz. Ondan da alacaklar. Devlet Hava Meydanları işletmelerine verecekler. Nereyi? Sabiye Gökçen'i. Niye verecekler? Çünkü Cengiz ve Kalyon'un CEO'su, eski CEO'su Devlet Hava Meydanları'nın yeni genel müdürü. Efendim? Genel müdürü devlet hava meydanlarına genel müdürü atacak kadar hukuksuz, vicdansız ve hoyrat insanlar bunlar. Bakın bir kez daha söylüyorum. İstanbul'daki uçuş trafiği tek sektör kim olacak? Cengiz ve Kalyon olacak. Kalyon da dün bunu kibarca ilan etti. Büyümeye devam ediyoruz. Sen benim paramla büyüyorsun. 84 milyonun sırtına basarak Ama büyüyorsun. Ama obezite de biraz bir şey yani sağlığa zararlı. Hani çok da fazla büyümeyin. Şimdi az önce demiştim ya hani kime söylüyorsunuz bunları diye. Kalyona işte Cengiz İnşa, Mehmet Cengiz'e, Fethi Atamici'ye falan bunları söylememizin bence bir manası yok. Şimdi mesela Sayın Bakan gelip bana dese ki Ayşenur Hanım ya sizin bölgenizdeki